Bu videoda BMI yani vücut kitle indeksi hakkında konuşmak istiyorum. Bu bir kişinin kilolu mu, normal kiloda mı yoksa obez mi olduğunun belirlenmesi için kullanılan bir göstergedir. Ancak bu ölçüm yöntemiyle ilgili bu videoda bahsedeceğimiz birkaç sorun var. BMI ile ilgili en büyük sorunlardan biri sahip olduğunuz yağ miktarının kas miktarına oranı hakkında bilgi vermemesidir. Çünkü diyelim ki bir sporcusunuz ve çok kaslı bir vücudunuz var kilolu veya obez olarak hesaplanacaksınız. Çünkü bu yöntem yağ ile kas arasındaki farkı gözetmiyor. Bu büyük bir yanılgıdır. Ayrıca sağlıklı veya sağlıksız olup olmadığınız arasındaki farkı da belirlemiyor. Kilolu ama metabolik olarak sağlıklı olan insanlar da var. Bu kişiler metabolik olarak esneklerdir. Yani diğer insanlara göre bazı karbonhidratlarla çok daha iyi başa çıkabilirler. Bu yüzden BMI birinin sağlıklı olup olmadığını belirlemek için iyi bir yöntem değildir belirli bir hesaplama yöntemini kullanan bir denklem daha var. Bu BMR yani bazal metabolizma hızıdır. Bu ne kadar hızlı kalori yaktığınızı ölçmenize yardımcı olabilecek oldukça iyi bir denklemdir. Sonra TDEE diye bir şey daha var. Bu günlük harcanan toplam enerji anlamına gelir. BMR enerji yakma hızınızı ölçer, TDEE yakılan enerjinin miktarını ölçer. Benim beğendiğim başka bir denklem daha var. Keto hesaplayıcısı, BMR ve TDEE'yi birkaç diğer faktörle birlikte inceleyen bir yöntemdir. Bir kişinin günlük ne kadar kalori tüketmesi gerektiğini belirler. Temel metabolizma hızına ve günlük tükettikleri toplam enerjiye dayanarak kilo vermek için makro besinler, proteinler, yağlar ve karbonhidratları ne kadar tüketmeleri gerektiği konusunda kabaca bir fikir verir. Bunu web sitemde İngilizce olarak kullanabilirsiniz ve linkini açıklamaya ekleyeceğim. Ancak genel olarak bir haftada ne kadar kilo verilebileceği hakkında çok önemli bir noktayı belirtmek istiyorum. Çoğu zaman insanlar bunu metabolizmalarının ne kadar iyi veya sağlıklı olduğunun bir belirleyicisi olarak görüyorlar. Fakat kilo vermek isteyen kişiler özellikle benim önerdiğim yöntem olan önce sağlıklı ol sonra kilo ver yerine kilo ver ve sağlıklı hale gel düşüncesini benimsiyorlarsa bu sorunu yaratabilir. Sağlıklı olma sürecinde ve aynı zamanda egzersiz yaparken daha fazla kas kütlesi kazanırsınız. Yani daha fazla kas yapacaksınız. Bu birçok kişinin kilo verme programlarının başarısını değerlendirirken ihmal ettiği bir noktadır. Yağ kaybedip kas kazandığınızda buna vücudun yeniden yapılanması denir. Bu özellikle menopoz sonrası ve atrofi yaşayan bir kadınsanız iyi bir şeydir. Ya da konu menopozla ilgili değilse ve sadece kas kütlesi kaybeden bir erkekseniz bu kasları geri kazanırsınız. Tabii ki kas yağdan biraz daha ağır olduğundan kilo kaybetmeyeceğiniz haftalar olacaktır. Fakat kıyafetleriniz giderek daha bol gelecektir. Kilo verdiğinizde ilk olarak su ağırlığını kaybedersiniz. Sonra bir kiloda takılır kalırsınız. Belki biraz yağ kaybedersiniz ve sonra yine kilonuz sabit kalır. Peki gerçekte ne oluyor olabilir? Bu sağlıklı yöntemlerle uygulanan diyetlerde sıklıkla görülür. Gerçekten iyi bir şey olan kas kütlesi artışı elde edersiniz. Bazen kıyafetlerinizin ne kadar boğlaştığına bakmanız gerekebilir. BMI değerini çok da ciddiye almamak gerekiyor. Çünkü BMI kabaca bir hesaptır. Eğer kişi ortalama boy kriterine uyuyorsa hesaplama kilogram cinsinden ağırlığınızın metre cinsinden boyunuzun karesine bölümüdür. Sadece bu hesapla elde edilen değeri referans kabul etmeyin. Bunun yerine ne kadar yağ, proteine veya kemiğe sahip olduğunuzu gerçekten bilmek istiyorsanız bir DEXA taraması yaptırmalısınız. Bu bakılması gereken doğru bir ölçüdür. Ayrıca bir MRI yaptırabilirsiniz veya kolayca bel kalça oranı değerlendirmesi yapabilirsiniz. Çünkü bu hesaplama çok basit ve hızlıdır. Bu hesaplama genel sağlık için çok iyi bir gösterge olan visceral karın yağını dikkate alır. Yine A1C testi gibi bu bilgiye katkıda bulunan çok önemli başka biyobelirteçler de var. A1C testi kan şekerini izlemenin ve değerlendirmenin yanı sıra 3 aylık ortalama kan şekeri seviyesini ölçer. Yemek yedikten hemen sonra veya gün içinde ölçülen kan şekeri seviyesi de önemli bir değerdir. Ayrıca bu cihazların keton değerlendirmesi yapabilenleri de vardır. Bu değerlendirmeler özellikle kan testi aracılığıyla yapılmalıdır. Çünkü idrardaki ketonu ölçen şerit testlerindeki değerler ikinci haftadan sonra pek doğru olmayacaktır. Vücut adaptasyon sağlar ve test negatif çıkabilmektedir. Çünkü ketonlarınız onları kullandığınız için idrar yoluyla atılarak ziyan olmaz. Bu yüzden kandaki ketonu ve şekeri ölçen ketomajör gibi cihazlar oldukça iyidir. Benim önerim bu yöndedir. Genel sağlık açısından özellikle fitness için başka çok iyi bir test VO2 max'tir. Bu testi yapan yerler bulabilirsiniz. Bu ne kadar fitness kapasitesine sahip olduğunuz ve mitokondri aracılığıyla ne kadar oksijen tükettiğinizin çok dinamik bir testidir. Sonra HRV yani kalp atış hızı değişkenliği test adında bir test daha var. Bu testi gerçekten beğeniyorum. Otonom sinir sistemini, savaş ya da kaç ve toparlanma sistemlerinin etkileşimlerini inceleyebileceğiniz çok pahalı olmayan basit bir cihazdır. Ayrıca HRV ölüm riskinin iyi bir göstergesidir. CAC yani koroner arter kalsifikasyon testi koroner arterinizde ne kadar kalsiyum olduğunu ölçer. Bu test bu gezegende ne kadar ömrünüz kaldığını anlamak için oldukça ucuz bir testtir. Bu testin sonucunun sıfır olması gerekmektedir. Bazılarında binin üzerinde çıkabilmekte. Bu kötü bir değerdir. Arterlerinizde kalsiyum birikiyorsa bu bir hasar olduğunun göstergesidir. Buna rağmen yapabileceğiniz bazı şeyler var. Bu değer sıfıra mümkün olduğunca yaklaşana kadar yaşam tarzınızı düzenlemeli ve sürekli tekrar ölçtürmelisiniz. Genel sağlık durumunuzu belirlemek için yapabileceğiniz en iyi değerlendirmelerden biri de metabolomik testtir. Şahsen bu testi herhangi bir yerde yaptırmaktansa işinin ehli bir kişi veya kurma yaptırmanızı tavsiye ederim. Bu konuda biraz daha fazla bilgi vereyim. Metabolomik test, Yeni nesil tıbbın ve hatta alternatif tıbbın bir akımıdır. Çünkü metabolik süreçlerimizi canlı olarak inceler. Tıkanıklığın olduğu veya bir sorunun olduğu alanları gösterir. Aktif bir hastalık süreci oluşmamış olsa bile bunu yapabilir. İleride gelişebilecek sorunların öngörülebilmesi için harika veriler sunar. Böylece bunlarla ilgili gerekli önlemleri alabilirsiniz. Metabolomik testin bir kısmı mitokontri içindeki Krebs döngüsü ile ilgilidir. Bu çok önemlidir. Çünkü sağlığınız mitokondrilerinizin sağlığına bağlıdır. Çoğu hastalık kanser de dahil olmak üzere hasar görmüş mitokondrilerden kaynaklanır. Bu videoda BMI ölçümü ile ilgili yanlış varsayımları ele almak, genel iç sağlığınızı iyileştirmek ve ömrünüzü uzatmak için yapabileceğiniz şeyleri size aktarmak istedim. Şimdi YouTube'daki algoritmaların sansür ve baskısı nedeniyle içeriğimi bulmak daha zor hale geliyor. Maalesef YouTube'daki içeriklerimin birçoğuna ulaşamıyor olabilirsiniz. Bu yüzden videolarımı daha kolay bulabilmek için aramanızın başına Doktor Berk Türkçe ekleyerek yapmanızı rica ediyorum. Telegram ve WhatsApp kanallarımızı takip ederek bizi izlemeye devam edin.